Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde ne var? Bugün menümüzde tavuk kavurma var. Tavuk kavurmayı bu sefer de benim usulüme bir deneyim. Gittim kasabımdan 6 tane incik. Arkadaşlar dikkat edin, incik aldım. Göğüsten değil. 6 tane incik aldım. İnciği derilerini aldırdım. Sinirlerini aldırdım. Kuşbaşı şekilde yaptım. Şimdi bunu marine edeceğiz önce. Malzememizle domates ve biber, karışık salçam, pul biber, yoğurt, kırmızı biber, karabiber, tuz, bir de kekik. Kekiğim nerede? Birazcık da sıvı yağ arkadaşlar. Şimdi bunun hazırlamasını geçelim. Şimdi önce yoğurdumuzu atıyoruz arkadaşlar. 6 tane inciye 2 yemek kaşığı yoğurt yeter. Şöyle. Yemek kaşığı da salça atacağız arkadaşlar. Normalde bir kaşık biber salçası, bir kaşık biber domates salçası atardım. Ama bu karışık olduğu için ikisi beraber 2 yemek kaşığı salça attım. Şimdi acılık durumu size bağlı. Ben bir çay kaşığına yakın atıyorum. Çok da atmıyorum. Çok da tavuğunu öldürmeyelim. Yine bir çay kaşığına yakın kırmızı biber atıyorum, tatlı. Yine bir çay kaşığına yakın, yani tepeleme değil, normal bir dolu çay kaşığı karabiber. Birazcık daha azaltabilirsiniz, o sizin zevkinize bakmış. Şimdi tuzu ne kadar atıyoruz? Tuzu da şöyle bir tatlı kaşığı tepeleme atıyoruz. Ve içine aşağı yukarı kavurma yapacağımız için bir çay bardağına yakında sıvı yağ atıyorum. Arkadaşlar bu sosu bir güzel karıştırıyoruz. Bak, kekik eklemeyi unuttuk. Biraz da kekik ise bağlı. O da güzel bir tat veriyor. Homojen bir şekilde getiriyoruz arkadaşlar bunu. Ben bu tavuk kavurmada falan soğan kullanmıyorum. Soğanla tavuğun yakıştığını düşünmüyorum. İsteyen kullanabilir arkadaşlar ama ben kullanmıyorum. Normalde bonfile tarzı yaparken bu kadar yağ atmıyorum ama şimdi kavurma yapacağım. Bir daha tavama yağ atmam gerekmeyecek. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle boşaltalım. Güzelce bütün sosumuzu bu tavuğa yedirelim. Bu böyle buzdolabında ya da buzdolabında gerek yok. Yarım saat dinlense dışarıda yeter. Çok soğutmayalım. Zaten soğuktu etlerimiz. Kavurma yapacağımız için birazcık oda sıcaklığına gelmesi tabii ki daha iyi olur. Gördüğünüz gibi marine ettik. Normalde yani tavuk et gibi değildir. 2-3 saat dinlense yeter. Hatta 1 saat bile yeter. Yarım saat de yeter. Hemen de yapabilirsiniz. Ama birazcık beklemesi, bütün baharatları ve tuzu içeri çekmesi iyidir arkadaşlar. Şimdi bunu bir dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar. Tavuklarımız şu anda olmak üzere. Yani bir saate yakın durdu sosun içinde. Bu arada biz de biberlerimizi soteleyelim. Çelik tavamızı çok iyi kızdırdık. Birazcık yağ atıyoruz. Sivri biberleri gördüğünüz şekilde kestim. Bunları böyle soteleyeceğiz arkadaşlar. Biberlerimi soteledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla da pişirmiyoruz. Şöyle
soteliyoruz abi. Kavurmanın içine atacağımız için fazla pişirmemize gerek yok. Kalan yağ zaten biberle karışacağı için tavuklara önemli değil. Şimdi bunun altı gene açık. İyi açık arkadaşlar. Yani bayağı kızgın olacak, öyle böyle değil. Şimdi yaptığımız tavuğun yarısını atacağız. Neden yarısını? Hepsini de yapabiliriz ama kavurmaya atacağız. Hepsini atarsak et çok olduğundan dolayı suyu çok olur. İstediğimiz kıvamı bulamayız. Şöyle kızgın ateşte devamlı karıştırarak bunları pişiriyoruz arkadaşlar. Tavuklarımız pişti arkadaşlar. Renginden zaten döndüğünü anlayabilirsiniz. Yalnız bunu iyi karıştırmak gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Normal et kavurma gibi değil. Çünkü içinde yoğurt var, baharatlar var. Yakmamamız lazım. Devamlı içilik olması lazım. Ben buna kimyon atmadım. Böyle önüne gelen her tavuk yemeni kimyon atan kişilerim değilim. Kimyonu da pek zaten hamburger dışında sevdiğini söylenemez. Yani şu etin tadını almak için kimyon atmadım arkadaşlar. Kimyon birazcık boğuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Soteledimiz biberlerin yarısını bu şekilde atıyoruz. Ve bu arada patatesi kızartmıştım. Küp küp doğrayıp kızartmıştım. Bunların da yarısını atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunları kavurmamızla beraber iyice karıştırıyoruz. Bu sosun içindeki malzemeler yağ geçiyor. Tabi yağ geçtikten sonra bizim patateslerimize geçecek, biberlerimize geçecek. Ve enfes olacak arkadaşlar. Ben bunu daha evvel yaptım. Mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi birbirine geçirme işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi şahane oldu arkadaşlar. Bunun üstünde bir laf demeye gerek yok. Bunu şimdi dürümün içine koyup yiyebiliriz. Ekmeğin arasına koyup yiyebiliriz. Ekmek banıp yiyebiliriz. Herkese afiyet olsun.